rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh god, she's such a tease. Bitten lips. Benim ayakta durmak için çabaladıklarımı yapın. Sonra gelin beni yargılayın. Adım Jale. 24 yaşına girdim. 01.01.1998 Adana Kozan doğumluyum. Annem Mersin Tarsuslu. Çocukluk hayatım öyle güzel geçtiğini zannetmiyorum ya da yaşadığımı hissetmedim. Benim çocukluğum yurtta, annesizlik, babasızlık. Hani ailemden uzaktım. 9 yaşında ben amcamla bir olay yaşadım. Öyle böyle bir olay değil. Böyle dile de sürünecek bir şey de değil. Yurda aldılar beni. Ailemle görüşmüyorum. Annemi özlüyorum. O depresyonla da kendime zarar verdim. Ben orada kendime zarar verdikten sonra bir duyuyorum. Annem kalp krizi geçiriyor. Bizim oradaki müdürü hanım da dilekçe kararıyla mahkemeye sundu. Ben mahkeme kararıyla tekrar aileme gittim. Benim babam başta okutmak istemedi. Yurda girdim çıktım diye. Kızıma inanmıyordu zaten. Yurtta dedi bir şey gelmiştir başına. Ben evden kaçtım. Evden kaçtıktan sonra ikinci kez annem bana dedi ki gel kendini kanıtla. Bu sefer de arıza. Kadın sığınma evinde 12 yaşında bir kız. Anneme dedim tamam kendimi kanıtlayacağım gelin beni alın dedim. O zaman da ama psikoloji mi düşünemiyorum. Yani o zamanki psikoloji beni bu yaşa nasıl getirdi? Ben bile şaşkınım. Benim kuzenim, teyzemin oğlu. Yozgat'ta, teyzem Yozgat'a gelin gidiyor. Oğlu erkekliğine güvenmeyip bir erkek çocuğuna tecavüz ediyor. Ailem de ben kız değilim diye, suçu basar diye beni ona veriyor. Askere gitti. Askerden dönene kadar hiçbir şey yoktu. Askerden izne geldi. Nişan yapıldı, gelin giydirilmeden evlendirildi. İzin günlerinde bir hafta. Bir hafta içinde evlendirilip Ankara'ya gönderildim. Ankara'ya geldiğimde yeni gelinim. İlk gün çok korktum. Hani bizim oraların telaşıdır kız mı değil mi? Benim teyzem kalktı, benim çarşafım bayrak diye astı. Mutlu musunuz dedim. Babam pişman oldu ama bu benim için pek bir şey değiştirmedi. Kayınbabamla ben çok sorun yaşıyordum. Benim kayınbabam biraz değişik bir sapık. Nasıl sapık ama bu bana karşı değil. Tam tersi hani benim telefonumdan kalkardı değişik değişik filmler izlerdi. Ama hiçbir zaman bana zarar olmadı Allah var. Tam tersi hani ne istersen ne istersen. Bir gün benim kaynanam aşırı sinirli bir kadın. Benim annemle olan küçüklük bir kavgasını benden buldu. Kalktı komşulara. Benim gelinim benim yatak odamı benim elimden aldı. Ben koridorlarda yatıyorum. Çok komik bir olay. Onu da hiç unutmuyorum. Sonra cıma söyleyeyim ben. Ondan sonra benim eşimden bir gün Ramazan ayı kapı çaldı. Tak tak polis. Eşimi sordular aldılar. Ben o zaman hamileyim. Zaten 2 ay sürdü. Ben de nereden baksan 4 haftalık falan bir hamileliğim geçiyor sıra. Polise bana hiçbir şey söylemiyor. Hem yaşım küçük, hem yaptığı suçun takip etmediği için dosyası patlamış. Ve ben o suçu da o zaman öğreniyorum. Hamileyken. Yani bu ben nişanlıyken veya olan bir şey değil. Önceden yaşanılan bir olayı ben evlendikten sonra hamileyken öğrendiğim bir olay. Polislere soruyorum söylemiyorlar hamileyim diye. Hiç unutmuyorum o polisi de. Yüzünü de Allah bin kere razı olsun. Beni kadın sığınma evine götürdüler. Bahçeli evlerde vardı. O zaman oraya harçlığım var mı dedi. Böyle baktım ama hiçbir şeyim yok. Bir parmağımda bir yüzüğüm var hiçbir şey yok. Hani o zaman hiç altın takılmadı, düğün yapılmadı. Hani geldim kıyafetimle beraber aynı şekilde gittim kadın sığınma evine.
Polis bana 200 lira taktı o yüzden zamanın parasıyla. Dedi sen ol dedi. Hedefini belirle dedi. O çocuğu da aldır dedi. Büyük kızım için. Orada o zaman kadın ısırma evindeki yaşım küçük olduğu için herkes bir çabalıyor hani çocuğu aldır. Okulun devam etti. Vebali varsa biz karşılayalım. O kadar herkesten bir kulaktan bir ses geldi ama benim psikolojim alt üst oldu. Bu sefer ben kendimi asmaya çalıştım anladım. Kalktılar beni yeni mahalleye, yeni açılan psikiyatriye yatırdılar. O zaman döneminde. İlaç vermiyorlar. Sadece bir odadayım. Bir odanın içinde yani ben odaya bakıyorum. Onlar bana bakıyor. Geliyorlar, konuşuyorlar. Hani bir şeyler anlatıyorlar ama sadece kulaklarım duyuyor. Beynim duymuyor. Gözlerim görmüyor. Dedim ki beni dedim karakola götür. Sadece istediğim bu. Gittim orada komiser vardı. Dedim ki bana dedim eşimin ne için cezaevine girdiğini söyleyin. Ben her şeyi sileceğim dedim. Sil baştan yaşayacağım hayatı dedim. Sizin elinize benim hayatım dedim. Dediler ki erkek tecavüz. Karnında çocuğu var. Karşındaki eşinde, eşim dediği insan da böyle bir hatayla karşımda. Görüşmek istiyorum onunla dedim. Bir gittim ama Sincan cezaevine. Kulakları artık kardiyanlar öyle bir dönmüş ki değişik bir hale gelmiş. Yani tanıyamadım ben. O benim eşim mi değil mi diye bilmiyorum da. Dedim ki niye yaptın? Sadece niye? Ya da bu hatayı bana niye yaptınız? Ya da benim ailem biliyor muydu böyle bir hata yaptığını? Biliyordu dedi. Senin dedi kız olmadığına inandırmışlar kendini dedi. Benim de dedi hatamdan dolayı dedi. Ama dedi ben bilerek yapmadım dedi. Seni çok seviyorum, kaybetmek de istemiyorum. Bunu da söyledi. Dedim ki niye yaptın? Erkekliğime güvenmiyorum dedim. Nasıl bir güvence ya? Erkeklik güvencesini. Tam ben kadınıma nasıl güveneceğim dedim. Hatırlıyor musun dedim sen bana dedim. Sen duvardan bir faydan yok bana dedim. Çocuğum, çocuktum, çocuk sana dedim geldim de. Aradan 7-8 ay geçmiş. Hani doğumu doğuracağım artık. Çıktım oradan. Bu gençlik parkına geldim. Oturdum böyle. Orada şu oyun bilet satan şeyler var ya. Gel dedi seni biraz oyuncaklara bindireyim dedi. Salak kafam. İnsanlara inanmayacaksın derler ya. Gittim orada. Oyuncaklara birine bindim. Bir de kız var orada. Ben de hani muhabbet ediyor. Konuşmaya çalışıyor. Adam beni oyuncaklara bindirdi. Adam sonra dedi ki gel seni evine bırakayım. Evim yok. Nerede yaşıyorsun? Kadın ısırma evi. Tamam gel seni oraya bırakayım. Gittik. Bir mahalle. Adını bilmiyorum. Allah da o insanı biliyor ya. O bedduamla hep yaşıyorum ben. Onu da hiç unutmadım. Onu da hiç unutmadım. Hamile halimle kalktı arabadan. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Ben izin vermeyince arabadan itekledi beni. Ve ben öyle uçtum. Bir gözümü açtım hastanedeyim zaten. Bir gözümü açtım yoğun bakımda doğum yapıyorum. Doğuma girmeden bir saat önce de rüyama geldi kızımın adı. Aksakallı bir dede hiç unutmam. Başında kim varsa dedi onun ismini koy dedi. Doğum yaptıktan sonra beni getiren hastaneye kızın ismi Selen. Dedim ki senin adın ne dedim. O zamanlar vücudum sezeryan ama uyuşuk. Yani hiçbir şey sadece konuşuyorum. Selen dedi. İsmini alsam olur mu dedim. Direkt böyle. Nasıl dedi? Kızıma koymak istiyorum dedi. Kızı bayağı bir duygusallaştı. Hatta kız gel ben sana bakarım falan gibisi yaptı. Gerek yoktu. Hani ben o zaman zaten gidecek bir yerim vardı. En başta devlet vardı. Allah razı olsun. O konuda hiç hasta devleti şey yapmıyorum. Çok zor günlerimde yanımda oldular. Sonracığım tekrar kadın sığınma evine gittim. Beni hani geldiler aldıran müdür hanım falan hemşireler. Kırkı geçtikten benim kızımın kırkı bittikten sonra ben Bahçeli'de bir kafeteryada çalışmaya başladım. O zaman da tonton bir patronum vardı. Kızları falan vardı. Kızların evliliği de sorunlu yaşamış. Kızların evliliğinden bir pay çıkartmıştı. Sürekli benim kızıma hediye alıyordu. Bana şey yapıyordu. Sen fazla kendini yorma. Sen daha yeni doğum yaptın gibisine. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Çabaladı da. Gel dedi seni okula yazdırırım dedi. Lisanslıktan okumaya başladım. İlk sınava girecektim. Kızım böyle ağladı ağladı. Sınava hazırlanıyorum ama nasıl? Gitmedim o sınava. Patronum orada bana çok kızdı. Ben senin için çabalıyorum. Sen bir şey yapmıyorsun gibisine. Benim için bir şey çabalamayın dedim ya. Benim zaten sonum belli dedim.
O zaman yeni kadın sığınma evine giren bir kadın var. Kocasından, kocası değildi dostu, o da pavyondan girmiş. Saçlar böyle sarı ama bir gör, kadın bir havalı, hani böyle Türkan Şoray anımsatıyor bana. Abla dedi, ne kadar güzelsin dedim. Senin kocan sana ne yaptı, niye böyle yaptı dedim. Kocam ki değil ki dedi. Beni çalıştırıyor, paramı yiyor dedi. Nasıl dedim. Çoluk çocuğumla tehdit ediyor dedi. Benim ailem dedi bilmiyor çalıştığımı. Nasıl bir iş dedi. Ben de o zaman kapalıyım. Gel dedi bir gün dedi, seni dedi izin yapalım dedi. O zaman daha akşam 8'e kadar bizim çıkış iznimiz var ya. Ben de patrona diyorum ki bizi şey vardiyaya yaz. Biz oradan iş çıkışı, iş çalışı yere bakmaya gideceğim. O zaman iş yaptığımda İvedik'te miydi? Bir yerde, tam ismini hatırlamıyorum. Çünkü 8 sene geçmiş. Girdik mekana. Ben de başta bu insanlar gibi çok yargıladım. İnkar etmiyorum. Hani dedim ki nasıl bir iş, hani niye bu iş yapıyorsun? Git tuvalet yıka, yapma gibisine. Gittik, herkes içki içiyor, ben meyve suyu içiyorum. Kadının birisi geldi dedi ki dedi, ben oturayım mı dedi. Otur dedim. Yanımda iki tane adam var. O bayan var. Kadın müşterileriyle bizi içirmeye götürmüş. Ben tabii akrabaları zannediyorum. O kadar hani o alemi bilmiyorum. Yani biz hani köyden indik. Hani mahallemle aramız çok fazla yoktu. Dedi ki bana dedi, sen dedi bir hafta ver dedi. Bak dedi, sen dedi Ankara nasıl peşinden koşuyor dedi. Ne yapacaksın dedi. Açılacaksın dedi. Çocuğun için dedi açılacaksın dedi. Her şeyi sileceksin dedi. Aileni sileceksin dedi. Silsem silemiyorum. Aklımdan çıkmıyor. Annem hele hiç aklımdan çıkmıyor. Annem duysa zaten biterdi. Bir ay geçti, hiçbir şey yapmadım. Kadın çıktı gitti. Kadın sığınma evinden. Adam cezaevine falan girdikten sonra kadın çıktı. Kadın bana numarasını verdi. Dedi ki bir gün düşünürsen dedi beni ara dedi. Ama dedi sen buranın kadını değilsin dedi. Aciz bir kadın olamazsın dedi. Sen dedi güçlü bir anne olacaksın dedi. Harbiden de yaptı beni. Aradan bir hafta geçti. Baktım ne, oradaki karılar herkes değişik bir psikoloji. Benim yaşım onlardan çok çok küçük. Ne demek sen, hani o zamanlar hani 15-16 yaşımda falan, ama nikahım olduğu için bir şey yapamıyorum. Kadın sığınma evine vermişlerdi. Çıktım, aradım bunu. Dedim ki bana yardım et dedim. Bir gün ulaşamadım ama. Bir gün ulaşamadım, ben kızımla bankta yattım. Bankta yattım. Sabah uyandık. Kadına tekrar aradım. O zamanlar kartlı telefonlar oluyordu. O zaman kart alıyorduk. 5 liraya falan alıyorduk. Dedim ki buradayım buradayım, gel beni al. Kadın bir geldi arabayla, ama nasıl bir araba? Adam hani insan içi gidiyordu. Böyle bir hayat var mı gibisine. Hani filmlerde ben zannediyorum öyle bir hayat var mı? Böyle muhteşem, zenginlik hayatı. Kadın beni başka kuaföre götürdü. Saçımı açtı. Benim saçım o zaman da uzun. Hani kapalıyım ya, saçımı sürekli topluyorduk. Kuaför dedi bu saçları keselim dedi. Kadın hayır dedi. Saçı kesilmeyecek, boyanacak dedi. Karamel bir renge boyadılar. Adam o zaman sarıya boyayalım dedi. O zamanlar da kuaförler şey, hani saçı yakalım da elimize düşsün kaynak yapalım, misaliymiş kadın dediğine göre. Kadın saçımı karamele boyadı. Makyaj, lens falan bir şeyler yaptılar. Bir topuklu ayakkabı, bir kot pantolon, o zaman da yırtmaç pantolonları meşhurdu. Beni götürdüler pavyona. Gittik. İlk gün böyle korkuyorum. Ama nasıl korkuyorum? Hani oturacağım adamın masasına. Adam sarhoş, yani adam deli deli hareketler. Ben onu dışarıda görsem deli mi derdi? Yani deli mi derim yani. Alkol içtiğim farkına varmam ben. Alkol içmiş bile demem yani. Yani biz öyle bir köyde büyüdük. Allah'ım var. Hani biz, hani ben geldiğim yeri de unutmam. Geldiğim yeri de unutturmam yani. Bir gün geçti, 2 gün geçti, 3 gün geçti. Baktım ne? Şefler, garsonlar ayrı bir ilgileniyorlar. Hani hem yürüyorlar hem ilgileniyorlar. O zaman ilişkiler 20 liraydı ya. Vallahi bak 20 lira. 10 lirası sana kalıyordu. Birinci senem geçti. İkinci senem geçti. Üçüncü senemde alkole başladım. Ondan sonra ben oyun oynamaya başladım. Hedefimi kilitledim. O zamanlar hani sürekli kendimi geliştirme çabasını, bu sefer hedef kilitledim. Hedef kilitledim. Hedefi kilitledikten sonra 2 sene geçti arada. Beşinci seneme girdim. Oyunu tam öğrendim. Direkt dans yapmaya başladım. Oryantal başladım. Bu sefer müşterileri ben yönlendiriyorum. Müşteriler önce beni yönlendiriyordu. Bu sefer ben müşterileri yönlendirmeye başladım. Ben patron bir şey dediği zaman tamam diyen bir insandım. Şimdi patron bir şey dediği zaman tamam değil. Ben bir şey dersem siz tamam diyeceksiniz. Siz beni arıyorsunuz, ben sizi değil. Ben size kazandırıyorum. Ben olmazsam müşterileriniz olmaz.
Bu böyledir. Sonracıma söyleyeyim, ben birine aşık oldum. Evleneyim, bu hayattan da kurtulayım. Hani bir şey yapamıyorum, bari dedim evleneyim gideyim. Adamla internet üzeri konuşup, bir de dini evlilik sitesi bak. Sitenin adı da var. Yani bildiğin dini evlilik sitesi. Hani Allah korkusu olan biri beni alsın gitsin yani. O zaman cehaletine bak. Adamı da tanımadım ve bir hafta içinde evlendim. Adam bir hafta içinde bana 22 tane altın, 14 tane bilezik, onu bırak bir de başlık parası ödedi. Başlık parası ödedi. Sonracıma senin gelinliğimi giydirdi. İmam nikah hak ettik. Benim eski eşim o zaman boşanmayı vermediği için boşanmıyorduk. Bir de cezaevindeydi, boşanmıyordu. Ben boşanmak istemiyorum gibisine. Mahkemeye işi reddettiği için boşanamıyorduk. İmam nikahıyla evlendik. Bir baktım ben hamile Medine'ye. Küçük cadıya. Sonracıma söyleyeyim. İmam nikah kıysak, doğum yapsam onun üzerine gidecek. Bir haftalık doğum kaldı. Benim eşim kalktı beni dövdü. O dövdükten sonra ben doğum yapıyorum. Doğumdan sonra ben çocuğumu alıp gidiyorum ikisini. Bu sefer direkt Ankara'ya geliyorum. Ankara Kadın Sığınma Evi'ne. Sonracıma oradan çıktım. Yani o zamanlar falan da telefonlarımda falan hiç pavyonla alakalı bir şey kalmadı. Tek bildiğim eski Instagram hesabım. Onda da pavyon arkadaşlarım ekleydi. Onlara ulaştım, neredesiniz falan gibisine. Biri dedi Konya dedim. Direkt bindim Konya'ya gittim. Konya'da bir süre çalıştım. Bir iki ay kadar. Tekrar oradan bir birikim yapıp buraya geldim. Zaten o zamanlarda krem altının falan vardı. Onları bozdurdum. Burada bir ev tuttum. Bileziklerimi zaten bankaya koydum. Hiçbir şey şekilde para bırakmadım ona. Eski eşime. Geldim buraya, kızım daha 6 aylık filandı. 6-7 aylıktı, öyle bir şey. Bakıcı tuttum. Onlara bırakıyorum, haftalık paralarını veriyorum. Hani herkesin gözünde böyle kattar, hani çocuklarına değişik örnek olan, çocukları için çabalamayan bir anne var ya. İşte ben öyle değilim. Ben çok duygusal bir anneyim. Bunu belki kimse görmez ama ben çocukluğumu yaşamadım, çocukluğumu çocuklarıma yaşatan bir anne. Ve bunu da çocuk kızımın mektubunda da anlayacaksınız. Hani herkes zannediyor ki benim sadece hayatım pavyon. Benim hayatım pavyon değil. Beşten sonra bitiyor. Beşten sonra ben bir ev annesiyim. Geliyorum sabah 8'e kadar hiç uyumadan çocuğumu hazırlayıp, kahvaltısını hazırlayıp, okula yollayıp, bizzat öğretmeni bile bana bunu diyorsa, hani sen çok güçlü bir annesin diyorsa, insanlar da biraz saygı duysun. Ben çocuklarımla ilgilenmeyen bir anne değilim ki. Ben çocuklarım hani gözü bir şeyde kalmasın diye o an istediklerini yapmam. Her şeye alıştıkları gibi gitsin istemem. Ama ödüllendirerek yaptığım çok şey oldu. Mesela kızım bir şey istediği zaman hani bilgisayar istedi mesela. Dedim ki karnın iyi gelirse alırsın. Alırım. Geldiği günde bilgisayar önüne geldi. Çünkü ben okula gittiğim zaman öyle insanlar görüyorum ki gerçekten kızının saçını başını bağlayamayan ev kadınları var. Ama ben öyle değildim ki. Ben çocuklarımın dört dörtlük özel hocalar mı tutmadım, özel okullar mı yapmadım. Yani bunu ben denedim ya. Denedim de başardım da. Mesela benim büyük kızım bale dersi alıyor. Mesela ben uyuduğum zaman, cumartesi pazar mesela ben uyuyacağımı biliyorlar. Uyuduğum zaman kalkıp kız kardeşiyle ilgilenebiliyor. Sus, annem uyuyor, biraz susalım diye biliyor. Bunu diyorsa zaten benim çocuklarım, ben yetişmeme gerek kalmamış ki. Benim çocuklarım zaten yetişmiş. Ya zaten iyi bir birey olsunlar diye çabalıyoruz ki biz bu hayatta. Ben en başta hayatımı sildim. Ha, hayatımı silerken de çocuklarımın hayatı için, geleceği için çabalayan bir anneyim. Hani ben okusunlar, iyi bir yere gelsinler. Ama bir kocanın da yanına da bir babanın da küfürüne de maruz kalmasınlar. Kendilerine özgüven, kendini bilen bir insan olsun. Ben yaparım, ben başarırım. Negatif değil, pozitif düşünen bir çocuk yetiştirmek istiyorum ben bu hayatta. Hani iyilik de olsun ya. Bir iyilik yaptığın zaman hani içinden iyilik yaptıkça iyilik yapası gelsin. Herkesin düşüncesine saygım var. Ama benim anneliğimle asla yargılamasınlar, sorgulamasınlar. Her annenin ayağında bir cennet yatıyordur. Ben bunun için çabaladım. Ben onlar için baba oldum, onlar için anne oldum. Ve hiçbir destek beklemeden ne babalarından ne ailemden ben onlar için bu hayatı kurduysam da onlar için çok şeyler yapacağım. Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So
I'll keep hustling, you keep struggling, bitch, I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch, I'm humbling, keep mumbling, I'll keep. Hiç geldim. Sana yaptığın açıklamalar yüzünden çok fazla tepki var, bir yandan da çok fazla destek var. Sosyal medya bu konuda ikiye bölündü. Biz de burada bu videonun içerisinde sosyal medyadan gelen hem soruları hem de linçleri sana sormak istiyoruz. Yorumlara ve sorulara cevap vereceksin. Bir önceki yaptığın açıklamalarda dürüst misin? Dürüstüm. Yanacaksın cehennemde abla. Yanacaksın. Teşekkür ederim. Yanabilirim yani. Bunu Rabbim bana layık gördüyse başım üstüne kabulüm yani. Bir kadın olarak diğer kadınlara ne önerirsin? Dürüstlük. Bir kadın karşı tarafını, hele özellikle cinsiyse, onu kırmamayı, destek çıkmayı. Bir kötü yorum okuyorum. Aynen, sonra hepiniz Müge Anlı'ya çıkıyorsunuz ama canlı olmuyorsunuz. Peki kocasından başka adama kaçan bayanlara ne diyoruz? Ya da kocasından şiddet görüp öldürülen kadınlara ne diyoruz? Müge Anlı'da çıkmıyor mu? Bizi öldürüyor diye şikayet ediyor bunlar. Sizi evinizde mi öldürüyor adamlar? Siz bu hayatı seviyorsunuz. Onlar da psikopat, şiddetten hoşlanıyorlar. Ne yapsınlar? Doğru canım ya. Aileleriniz, kocalarınız sizi öldürürken, döverken ne için öldürüyor? Bu işi yaptığınız için mi? İyi ki cehennem var. Bundan sonraki müşterilerin zebaniler olacak. Başta zebanim sen ol. Yani zebanim olmaya çok, yani o kadar çok cehenneme meraklısınız ki. O zaman gelin şeytanım siz olun da aklıma girin yani. Kimse isteyerek seçmiyor hayatı. Peki seni ne değiştirdi? Hayatım. Yaşadıklarım. Ailem. Yaşattıkları. İnsanlar. Sokaklar. Gece karanlıkları. Bir takipçimiz özellikle sormamızı istedi. Kocanıza sahip çıkın videosundan sonra. Sen kocana neden sahip çıkmadın? Evde de böyle giyiniyor muydun? Kocanla ilgileniyor muydun? Ben kocamla ilgileneceğim bir yaşta değildim bir kere. 14 yaş, senin çocuğun 14 yaşta nasıl bir giyinme olabilir ki kocasına? Yani ben kocama karılık yapamadım. Evet, bunu kabulleniyorum. Ama kocam da bana kocalık yapmadı. Gerçekten insanların kocasını ellerinden alıyor musun? Almıyorum. Ben sadece parama bakarım. Çünkü onlar evde mutlu olmayıp benim derdimi dinlemeye gelmiyor ki. Ve ben 8 yıldır hiç bir adama da derdimi dinletmedim. Eğlendirdim mi eğlendim. Eğlendirdiğim kadar da kazandım. Hakkım olanı kazandım ben. Sizin yanınızdan gelmek için, benim yanıma gelmek için dünden bugünü hazırlayan adamlar var. Beni suçlamadan önce gidin karşınızdaki insanı suçlayın. Şimdi de ben size bir soru soracağım. Hani kadınsınız ya. Peki anne düşüncesi, anne vicdanı olarak benim çocuklarıma nasıl pavyonu yakıştırdınız? Konuyu da burada özet geçeyim, kapatayım artık. Bugüne kadar
beni eleştiren, kötü yorum yapanlar, hani bana bu kadar linçleyen insanlara diyorum. Beni destekleyen insanlara da teşekkür ediyorum. Ben normalde eleştiri açık bir insanım. Ama sizin yaptığınız eleştiri değil. Tam tersine küfür veya kötü yorumlar benim için eleştiri değil. Ama size dediğim tek şey, benim yaşadıklarımı yaşayın. Benim ayakta durmak için çabaladıklarımı yapın. Sonra gelin beni yargılayın. Benim hayatımı dinledikten sonra bir de beni dinleyin. Ben bugüne kadar normalde hayatımı kimseye anlatmayı düşünmüyordum. Çünkü acıma duygusu yoktu bende. Ama bana acımanız da değil, bana destek olun. Bir anne olarak, bir çalışan kadın ve iki çocuğa bakın, bir anne olarak bana destek çıkmanızı istiyorum. Sizi çok seviyorum. Bugüne kadar beni destekleyen, desteklemeyen herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ol. Anneme mektup. Anneciğim, sen hiç üzülme. Ağlama, olur mu? Sen üzülünce ben ve kardeşim kim bakar? Ama sana söz veriyorum, büyüyünce ben de seni üzmeyeceğim. İşe göndermeyeceğim. Sen şimdi çok çalışıp hasta oluyorsun ya. Ben de doktor olup iyileştireceğim seni. İşten gelip hasta halinle bana kahvaltı hazırladın ya. Ben de bir gün büyüyünce sana bakacağım. Allah'ıma dua ediyorum. Anneme çok para ver. Annem bizim yanından ayrılmaz. Meleklerin duası kabul olur diyordun ya anne. Bana meleğim deyince benim de duam da kabul oluyor. Değil mi? Anne, seni çok seviyorum. Ama çok seviyorum. Ay, ben çok duygusallaştım. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted.